5. kısım. Umumi boykot. 4 hafta veya daha az bir süre içinde 4 büyük hadise meydana gelmişti. Önce Hamza, sonra Ömer Müslüman olmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerle pazarlığı reddetti ve nihayet Muttalip oğulları ile Haşim oğulları Muhammed'i korumak ve müdafaa etmek hususunda sözleştiler. Müşrikler hayrete düşmüştü. Onlar biliyorlardı ki eğer Muhammed'i öldürmeye kalkışsalar Mekke vadisi kanlarıyla sulanırdı. Bunu anlayıp öldürme yerine başka bir zulüm yoluna saptılar. Fakat bu şimdiye kadar yaptıklarından çok daha şiddetliydi. Zulüm ve düşmanlık anlaşması. Müşrikler Muhassab vadisindeki Kinane oğulları yurdunda toplandılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmek için kendilerine teslim etmedikleri müddetçe Haşim ve Muttalip oğullarıyla kız alıp vermemeye, alışveriş etmemeye, oturmamaya, aralarına karışmamaya, evlerine girmemeye ve onlarla konuşmamaya yemin ettiler. Onu öldürmek için teslim etmedikçe Haşim oğullarıyla sulh yapmamak ve bu hususta merhamet göstermemek üzere yazılı anlaşmalar yaptılar. İbn-i Kayyim der ki, bunu Mansur bin İkrime bin Amir bin Hişam yazdı denmektedir. Yine Nadr bin Haris'in yazdığı da söylenmektedir. Doğru olan Bâid bin Amir bin Haşim'in yazmış olduğudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna beddua etmiş, onun da eli kurumuştu. Anlaşma tamamlanıp bu sayfa Kabe'nin içine asıldı. Haşim oğulları ile Muttalib oğullarının tamamı peygamberliğin 7. senesinin Muharrem Hilali gecesi Ebu Talib'in bulunduğu mahalleye çekilip hapsedilmiş oldular. Ebu Talib sokağında 3 yıl. Muhasara şiddetleniyor, Müslümanlara mal ve yiyecek ulaşmıyordu. Müşrikler Mekke'ye gelen yiyecekleri ve ticaret erbabını serbest bırakmayarak hemen acele davranıp mallarına müşteri oluyorlardı. Nihayet Müslümanlar sıkıntı duymaya başladılar. Öyle ki ağaç kabuğu ve deri yemeye mecbur kaldılar. Hatta sokağın gerilerinden açlıktan bağıran kadın ve çocukların sesleri duyuluyordu. Onlara ancak gizlice bir şeyler geliyor, ihtiyaçlarını karşılamak için ancak haram aylarda sokak dışına çıkabiliyorlardı. Mekke'ye dışarıdan gelen kervanlardan alışveriş yaptıkları da oluyor, fakat Mekke halkı Müslümanların alım gücünü düşürmek için malların kıymetini artırıyorlardı. Hakim bin Hizam bazen halası Hatice'ye buğday taşırdı. Bir defasında Ebu Cehil ile karşılaşmış, Müslümanlarla olan düşmanlığını her fırsatta gösteren bu İslam düşmanının azarını işitmişti. Aralarına Ebu'l-Bahteri gelmiş ve bu suretle hakim onu halasına götürebilmişti. Ebu Talip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başına bir şey gelmesinden korkar, onu koruma ve kollama bakımından üzerinde adeta bir anne şefkatiyle titrerdi. İnsanlar yataklarına yattıkları zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi yatağına girmesini emreder, böylece canına kastetmek isteyenlere karşı onu korumak isterdi. Halk uyuyunca da çocuklarından veya kardeşlerinden yahut amcaoğullarından birine emreder, o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yatağına yatardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlar hac mevsiminde çıkıp insanlara hitap ediyorlar ve onları İslam'a davet ediyorlardı. Anlaşma sayfasının yırtılması. Bu durum tam 3 yıl devam etti. Peygamberliğin 10. yılının Muharrem ayında anlaşmanın yazıldığı sayfanın yırtılması ve ahdin bozulması hadisesi meydana geldi. Çünkü Kureyş'in bir kısmı bu sözleşmeden razıyken bir kısmı da bunu hoş karşılamıyordu. Bu sözü hoş karşılamayanlar bu sayfanın ortadan kalkması için gayret sarf ediyorlardı. Buna ilk teşebbüs eden de Amir bin Lüey oğullarından Hişam bin Amr olmuştu. Hişam zaten Ebu Talip sokağındaki Haşim oğullarına geceleyin gizlice yemek ulaştırıyordu. Bir gün Hişam, Züheyr bin Ebi Umeyye el-Mahzumi'ye gitti. Züheyr'in annesi Peygamberimizin halası Atike bint Abdülmuttalip'ti. Hişam Züheyr'e, dayıların o haldeyken yemek yemeye, su içmeye nasıl gönlün razı oluyor dedi. Züheyr, yazık sana, ben tek başıma ne yapabilirim? Vallahi benimle beraber bir adam daha olsa bu sayfanın ortadan kalkması için çalışırdım dedi. Hişam, bir adam buldun dedi. Züheyr kim o diye sordu. Hişam da ben deyince, Züheyr bize üçüncü bir adam daha ara dedi. Hişam Mutim bin Adi'ye gitti, ona Haşim'le Muttalib oğullarından akrabalarını hatırlattı. Bu zulümde Kureyş'e muvafakat etmesi sebebiyle onu kınadı. Mutim de benzer bir görüş ileri sürdü ve kendisine destek olacak birilerini aradığında kendinin ve Züheyr'in adını vererek bu işe ortak olduklarını söyledi. Mutim buna ikna olmadı ve dördüncü bir kişi istedi. Bunun üzerine Hişam Ebu'l-Bahteri'ye gitti,
ona da benzer şeyler söyledi ve Ebu'l-Bahteli beşinci bir kişi istedi. Hişam bu defa Zema bin Esved bin Muttalib bin Esed'e gitti, onunla konuştu. Ona Haşimoğullarının yakınlığını ve kendisi üzerindeki haklarını zikretti. Zema, davet ettiğin bu işe talip hiç kimse var mı diye sordu. Hişam, evet dedi ve cemaatin isimlerini söyledi. Hepsi hücumda toplandılar, sayfayı ortadan kaldırmaya teşebbüs etme konusunda sözleştiler. Züheyr de, en önce başlayanınız ve ilk konuşan ben olacağım dedi. Sabah olunca meclislerine gittiler. Züheyr de meclise üzerinde güzel bir elbise olduğu halde geldi. Beytullah'ı 7 defa tavaf etti. Sonra insanlara doğru dönerek, ''Ey Mekke halkı! Haşimoğulları helak olurken, kendileriyle alışveriş bile yapılmazken biz nasıl yemek yiyip su içebiliyoruz? Vallahi akrabalarla alakayı kesen zalim sayfa yırtılmadıkça buradan kalkmayacağım.'' dedi. Ebu Cehil, ''Yalan söylüyorsun. Vallahi yırtılmayacaktır.'' dedi. Zema bin Esved, ''Vallahi sen daha yalancısın. Bu sayfa yazıldığı zaman da yazılmasına razı olmamıştık.'' dedi. Ebu'l-Bahteli, ''Zema doğru söyledi. Bu sayfada yazılı olanlara razı değiliz. Bunları kabul etmiyoruz.'' dedi. Mutim bin Adi, ''İkiniz de doğru söylediniz. Bundan başkasını söyleyen yalan söylemiş olur. Bu sayfadan da, burada yazılı olanlardan da Allah'a sığınırız.'' dedi. Hişam bin Amr da bunun benzeri bir şeyler söyledi. Ebu Cehil, ''Bu daha önce karar verilmiş bir iştir. Bu konu hakkında buradan başka bir yerde istişare yapılmıştır.'' dedi. Ebu Talip ise Mescid-i Haram'ın bir kenarında oturuyordu. Onların yanına gelmesinin sebebi de Cenab-ı Hakk'ın Resulüne bu sayfanın durumunu haber vermesiydi. Bir kurdu göndermiş, kurt bu sayfadaki her çeşit zulüm, akraba düşmanlığı ve benzeri yazıların tamamını Allah adı hariç olmak üzere yemişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu durumu amcasına haber verdi. Amcası da Kureyş'e giderek onlara kardeşinin oğlunun söylediklerini nakletti. ''Eğer yalancıysa sizinle onu baş başa bırakır, aradan çekiliriz. Doğru söylüyorsa bizimle ilgiyi kesmekten ve zulmetmekten vazgeçersiniz.'' dedi. Onlar da ''İnsaflı konuştun.'' dediler. Bu toplulukla Ebu Cehil arasında yukarıdaki konuşma geçtikten sonra Mutim sayfayı yırtmak için yerinden kalkmıştı ki ''Bismikallahümme hariç kurdun sayfayı tamamen yediğini gördü. Böylece sayfanın hükmü ortadan kalktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle aynı sokakta beraber olanlar oradan çıktılar. Müşrikler onun mucizelerinden büyük bir mucizeye daha tanık olmuşlardı. Fakat onlar Cenab-ı Hakk'ın haber verdiği gibi bir mucize görseler yüz çevirip şöyle derler. Bu devam ede gelen kuvvetli bir sihirdir dediler. Müşrikler bu mucizeden de yüz çevirdiler. İnkarlarına inkar eklemeye devam ettiler. Kureyş'in Ebu Talib'e gönderdiği son heyet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mücadelesinde karşılaştığı zorluklara rağmen hiçbir zaman usanç duymayarak aynı şekilde yine çalışmalarına devam ediyordu. Kureyş, Haşimoğulları ile ilişkileri kesmiş, onları terk etmelerine rağmen Müslümanlara yaptıkları baskıda ve Allah'ın yoluna mani olmakta o kadar ileri gitmişti ki adeta sonlarını kendi elleriyle hazırlamıştı. Ebu Talip ise şimşekleri üzerinde toplamasına rağmen yeğenini himaye etmeye devam etmişti. Ancak yaşı 80'e varmıştı. Yıllardan beri devam eden elemler ve peş peşe gelen büyük hadiseler onu çökertmiş, zayıflatmış ve direncini kırmıştı. Muhasaradan sonra birkaç ay geçmeden hastalanmış, bu hastalıktan bir türlü kurtulamamıştı. Bu durumda Kureyş Ebu Talib'in vefatından sonra yeğenine bir kötülük yapacak olurlarsa, Araplar arasında kötü bir itibar kazanacaklarından korktular. Ebu Talib'in huzurunda daha önce vermeye razı olmadıkları bazı tavizler vermek üzere Muhammed'in meselesini görüşmeye teşebbüs ederek ona son defa bir heyet daha gönderdiler. İbn-i İshak şöyle der. Ebu Talib hastalanınca ve ağır hastalık haberi Kureyş'e ulaşınca Kureyşliler birbirlerine Hamza ve Ömer Müslüman oldu. Muhammed'in meselesi bütün Kureyş kabileleri arasında yayıldı. Gelin Ebu Talib'e gidelim. Yeğenini alıp içimizden birine versin. Vallahi Muhammed'in bizim işimizi elimizden alıp bizi perişan etmeyeceğinden emin değiliz. Diğer bir ifadeyle biz bu ihtiyarın ölüp de yeğenine bir şey olmasından ve bu sebeple Arapların bizi ayıplamasından korkuyoruz. Sonra Araplar onu bıraktılar, amcası ölünce de onu tutup yakaladılar derler diyorlardı. Kureyş'in ileri gelenleri Ebu Talib'e gidip durumu anlattılar. Utbe bin Rebi'a, Şeybe bin Rebi'a, Ebu Cehil bin Hişam, Ümeyye bin Halef, Ebu Süfyan bin Harp'la yaklaşık 25 kişilik bir topluluk halinde Ebu Talib'e gidip şöyle dediler. Ey Ebu Talib, sen de içimizden birisin. Hastalanınca senin adına korktuk, sana geldik.
Yeğeninle aramızdaki meseleleri biliyorsun. Onu çağır, bizim şartlarımızı, onun şartlarını incele. O bizden, biz de ondan el çekelim. O bizi dinimizle baş başa, biz de onu diniyle baş başa bırakalım. Ebu Talip haber gönderdi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Ebu Talip, yeğenim, işte bunlar kavminin ileri gelenleridir. Senin için, sana bazı haklar vermek, senden de bazı sözler almak için toplandılar dedi. Sonra Resulullah'a söylediklerini, bir grubun diğer gruba karışmaması şeklindeki arz ettikleri teklifi anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kelime, onunla bütün Araplara hakim olacaksınız, bütün Acemler de size boyun eğecek dedi. Bu sözü söyleyince çekimser kalarak şaşırdılar. Bu derece faydalı tek bir kelimeyi nasıl reddedeceklerini bilemediler. Ebu Cehil, nedir bu kelime? Baban kurban olsun. Sana o kelimeyi de onun on katını söyleyelim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, La ilahe illallah diyeceksiniz ve Allah'tan başka taptıklarınızı terk edeceksiniz dedi. Ellerini birbirine çarparak, Ya Muhammed, yoksa sen ilahlarımızı tek bir ilaha mı çevireceksin? Durumun çok acayip dediler. Sonra da birbirlerine, Vallahi bu adam bizim arzu ettiğimiz şeylerden hiçbirini bize vermeyecek. Gidin, babalarınızın dini üzere devam edin. Nihayet Allah bizimle onun arasında hükmedecektir dediler ve ayrıldılar. Onlar hakkında şu ayeti kerimeler nazil oldu. Sa'd, şerefle dolu Kur'an hakkı için. Hakikaten o inkar edenler bir gurur ve ayrılık içindedirler. Onlardan önce nice ümmetleri helak ettik. Bağırıp çağrıştılar fakat kurtulma vakti değildi. İçlerinden kendilerine uyarıcı bir peygamber geldiğine şaştılar da o kafirler şöyle dediler. Bu bir sihirbazdır, bir yalancıdır. İlahların hepsine bir ilah mı yapmış? Doğrusu bu acayip bir şey. Onlardan bir grup birbirlerine, hadi yürüyün, ilahlarınıza tapmaya devam edin. Doğrusu arzu edilecek olan budur diyerek ayrılıp gittiler. Biz bunu söylediğini başka bir dinde işitmedik. Bu mutlaka bir uydurmadır dediler.